Merhaba arkadaşlar, ben Nilay. Kanalım Derle Topla Çalkala'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir paket açılımım var. Snagit'ten alışveriş yapmıştım yaklaşık bir ay falan önce. O elime ulaştı. Şimdi onun paket açılımını birlikte yapacağız. Evet, öncesinde ben kendim açtım ama tüm ürünleri çok detaylı inceleme fırsatım olmadı. Paketimiz şöyle çok hoş bir paket içinde geldi. Pardon, kutuyla geldi. Normalde sonbahar kutusunun kutusu bu. Ama sonbahar geldiğinde ben burayı kullanacağım için gayet memnunum halinden. Şuna bakar mısınız? Küçük çiçekler var. Şimdi İçinde de bir sürü güzel eşyamız var. Her birini tek tek göstereceğim. Daha sonra da inşallah her birinin önce Lösch'umda, çünkü onun sayfaları biraz daha krem. Daha sonra da beyaz sayfalı olan stolojimde ne şekilde durduğuna bakacağız. Çünkü bolca bant var. Bantların duruşları farklı olabiliyor. Evvela nereden başlasak acaba? Bir sürü washi tape aldım arkadaşlar. Maskeleme bandı aldım. İlk başta şunlarla başlayalım. Şöyle üzerinde kendi amblemleri var. Her biri paketli durumda. Bu şekilde takım yıldızları var. Holographic foil'lı. Mor altıda. Tam olarak mor değil aslında ama bir pastel mor gibi. Daha sonra yine holographic foil'lı ay şeklinde olan bandımız var. Şunu şöyle kenara alayım. Onlar 15 milimlik bu arada arkadaşlar. Burada da 5 milimlik yine holografik foil'li uzay temalı olan etiketlerimiz var. Mor taban üzerine. Bu arada şunu size göstereyim. Şurasını kapatıp. Teşekkürler Nilay, yazılmış buraya ve yazılan şey mürekkep. Mavi simli mürekkep arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ben bunu bayağı bir geç fark ettim. Çok hoşuma gitti gördüğümde. Washi tape'lerimizle devam ediyoruz. Şöyle üzerinde küçük fiyonklar ve kalpler olan ombreli washi tape'imiz var. Şu ikisi set halinde. Şu 15 milim, şu da 10 milimlik. Burada da alt tarafı çiçekli, üstünde de tabii ki Simply Gilded fiyonkları olan washi tape setimiz var. Bu 10 milimlik, alttaki de pardon, bu 15 milimlik, alttaki de 10 milimlik. Ve daha sonra şöyle bir set aldım arkadaşlar. Kutusun güzelliğine bakar mısınız? Bunun kesip kutusuyla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Arkasında da yine bolca altın folyolu Simply Gilded'in logosunu görüyorsunuz. Paketimizi açtığımızda, pardon. Şu şekilde maviden, koyu maviden açık maviye, lacivertten açık maviye daha doğrusu doğru giden açık altın sarısı renkli kalpler, yıldızlar ve puantiyeler görüyorsunuz. Bunun tamamı şey arkadaşlar, şöyle az evvelki kutudan çıkarttım. Bunların tamamı açık altın sarısı folyolu. Şu şekilde az evvelki gibi takım yıldızların bulunduğu bir bandımız var. Yine aylı bir bandımız var. Bunun alt tarafı pembe ama üst tarafı lacivert. Birazdan deftere hepsini yapıştırdığımda az evvelkilerle farkı daha net anlaşılacaktır. Burada da fiyonklu bandımız var. Bunların dördü az evvel de dediğim gibi set halinde. Aldım, her şeyi %50 indirimde aldım bu arada arkadaşlar. Ha, bu arada unutmadan, çok bu arada dedim, kusura bakmayın. Aşağıya bir link bırakmaya çalışacağım. İnşallah unutmazsam o linkle gidip site üzerinden yapacağınız ilk alışverişte ya dolar ya da %10. Onu da yine bir şuraya yazayım. İndirim kazanacaksınız. Eğer kullanmak isterseniz o kodu. Şuraya iki tane etiket setimiz var. Setleri birazdan açacağım arkadaşlar. Hemen kenara alıyorum bunları hızlıca. Paketleri çok parlamasın diye bunları paketlerinden çıkarttım. İki tane albümümüz var. Şu pardon, mini albüm olarak geçiyor arkadaşlar. Boyutları inç olarak verilmiş, santimetre olarak ne kadar bilmiyorum ama cep boyutunda. İçinde 20 tane sayfa var, şeffaf sayfa. Arkalı önü 20 tane olduğu için 40 tane olacak sanırım. Bu da onun bir büyüğü. Yine albüm. Bu da kaça kaç? Bu da yine inç olarak. Buna da yine 20 tane şeffaf paket, pardon, cep var arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Etiketleri bile ne kadar ponçik.
Üstlerinde gümüş rengi baskıları var. Maviden açık pembeye doğru gidiyor. Şurada kalpli bir çıt çıtı var. Bunun gümüş rengi olanını seçtim. Açtığımızda ise şu tarafta güzel bir cep ön tarafında. Arka tarafında Simply Gilted'in baskısı ve bu fiyonkları falan var ayrı satılan. Onları takmak için ama herhangi bir anahtarlık ya da süsü de takabilirsiniz. Bu arada ben onları söylemeyi unuttum tabii. Ben açtım bunların içine koydum kaybolmasın kutunun içinde diye de. Şu arkadaşlar mektup kapatıcısı, tutucusu artık ne denirse seal. Fiyonk şeklinde, holographic foil ile. Ve bir tane de örnek kart geliyor. Bu neyin örneğiymiş? Sampler Freebie 77 olarak geçiyor. Doğum günü etiket setinden. Şuna sahip olmak benim çok hoşuma gitti. Bunu güzelce doğum günümde yerleştireceğim. Doğum günümün kadar saklayabilirim umarım. İki tane kontrol listesi. Şurada da küçük ikonları var. Allah'ım burada da pembe kalp varmış. Bakar mısınız? Ay kalp diyorum şey piyonk. Çok tatlı. Altında da sparkle'lar var. Telefonun açısı biraz farklı olduğu için böyle çok gözünüze sokuyor gibi olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Umarım net olarak görünüyordur. Sadece görebilmenizi istiyorum. Çok keyifli. Hemen bunları da kenara alayım. Bunun iş kısmına geçersek şöyle yandan cepli arkadaşlar ve şeffaf olduğu için içine koyduğunuz etikette direkt olarak gözükebilecek. Artık ne koymak isterseniz. Etiket koymak için aldım ben. Buzlu değil yani. Bu şekilde 20'ydi yanlış hatırlamıyorsam az evvel okumuştum ama unuttum. Sayfası var. Alkaloid olduğu için 40 tane olmuş oluyor. Şöyle. Pardon ters tuttum. Böyle. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? Etiketlerimi çok güzel organize etmeyi planlıyorum bunlarla birlikte. Zaten orada dağılıyordular. Şimdi güzel olacak. Hemen bunun da koruyucusunu açalım. Şuralara çizilmesin diye. Bunu da açtığımızda yine ters tuttum. Pardon. Şu güzelliğe bakar mısınız? Üzerindeki gümüş folyolar. Gerçekten çok keyifli. Yine ön tarafta bir tane cebimiz var. Bu arada bunun içine de koymuştum. Onları da hemen. Bu da hediye olarak gelen bir kart arkadaşlar. Şöyle holographic foil'lar var yine bunun da üstünde. Pembe, fiyonklu. Kenara alalım. Bir tane de ekstradan dekoşit almıştım arkadaşlar. Bu az evvelki floral setinin ekstrası olarak aldım bunu. Onun içinde dekoşit yoktu çünkü. Diğerinde var. Şimdi açıp onları da detaylıca göstereceğim. Ne demek istediğimi daha net anlatmış olacağım. Hemen bunu da kenara alalım. Şimdi etiket setlerimizde şunun kenarını açmıştım çok şıkırdamasın diye. Tam kutularımız var. Hepsi birbirinden keyifli. Çiçek temalı zaten bu. Kağıt yapısı çok farklı. Bizim mat kağıtlar gibi ama hafif parlağımsı da ama fotoğraf kağıdı gibi bir şey de değil. İnce, bayağı ince. Tam kutularımız var. Alt tarafta bordürlerimiz var. Diğer sayfada ise gün isimlerimiz var arkadaşlar. 4 hafta için toplamda şu şekilde. Şunun alt tarafında da iki tane yapılacaklar yazısı var. İki tane yarım kutu, pardon, 4 tane yarım kutu arkadaşlar. Şöyle. Burada da toplantı, randevu, önemli hedefler, alışveriş listesi, yemek planı gibi küçük bordürlerimiz var. Diğer sayfamızda ise yapılacaklar listemiz var. Yapılacaklar listesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi kalpli. Tamam folyolu bu arada. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesi de fiyonklu. Şöyle. Toplam 4 renk üzerinde durulmuş bu kitte. 4 ana renk için
Ay affedersiniz arkadaşlar. Dört ana renk için çiçekli, pardon, fiyonklu, fiyonklu çiçekli ve karışık olan kalpli kontrol listemiz. Şurada bayraklarımız var. Toplamda kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane düz renkli, üstünde ince bir şerit var. 8 tane de çiçekli ve üst tarafında fiyonk var. Bayraklarımız var. Hemen alt tarafında küçük ikonları görüyorsunuz. Bunlar da yine temaya uygun renkli ve folyolu. Burada yine kıvrımlı bordürlerimiz var ve bir sürü fiyongumuz var. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Hemen yan tarafında dekoratif küçük etiketlerimiz var. Onun altında ise yine küçük günlük kullanabileceğimiz ikonlarımız var. Bunlar da kalp şeklinde kesildi sanırım. Evet. Diğer sayfamız. Oops. Pardon. Dördüncü ve son sayfamız bu kit için arkadaşlar. Burada da yine aile, işte haftanın günleri, iş gibi şeyler yazıyor ve yine kontrol listelerimiz var fiyonklu. Buradaki kontrol listeleri üçlü arkadaşlar. Buradaki kontrol listeleri beşli. Şöyle farklı. Oops. Şunlar biraz daha uzun. Birbirinin aynısını yapmamışlar yani. Daha sonra çeyrek kutularımız var. Yine fiyonklu. Alt taraflarında fiyonkları. Bordürlerimiz var. Ve yarım kutularımız var. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Her bir parçada muhakkak altın folyosu var arkadaşlar. Bunda işte dekoşit olarak ekstradan sayfa gelmediği için ben de şunu aldım. Çok güzel. Umarım iyi günlerde kullanırım. Bunları da şunun içine yerleştireceğim birazdan. Geçersek diğer etiket setine. Diğer etiket setimizde ne olarak geçiyor? Hemen adına bakayım arkadaşlar. Pastel Ink Lüks Sticker Kit'i olarak geçiyor. Ve Silver Gümüş Holografik Foil'lı. Hemen bunu açalım. 15 dakika olmuş. Çok uzun bir video olup sizi sıkmasını da istemiyorum. Ama ben internetten bayağı bir baktım. Ürünleri aldıktan sonra baktım ama çok fazla şey bulamadım. Video bulamadım. O yüzden aldıklarımı tek tek açıp göstermek istiyorum ki almadan önce ne alacağınızı görebilin diye. Allah'ım çok güzel. Tamam, harika bir şey geliyor. Şimdi ilk başta şunları kenara koyayım. Tam kutularımız var. Galaxy temalı yine arkadaşlar. Galaxy miydi? Ne diyordu buna? Pastel Ink Lüks Sticker Kit demiş. Ama sanki Galaxy temalı gibi yok. Şurada da ombreli yerler var. Tamam, Galaxy'li değil. Ama ben bunu Galaxy'liymiş gibi düşünerek almıştım. Ay falan var. Biraz da etnik dokunuşlar var. Format yine aynı arkadaşlar. Tam kutularımız. Hemen kenara alalım. Daha sonra toplam 4 hafta için olan gün etiketlerimiz. Bundan 2 tane almamın, yani bir ondan bir bundan 2 tane almamın sebebi arkadaşlar, bu toplamda bir aya yetebilecek kadar ve 2 aylık kullanabilirim diye düşünmüştüm bunları. Aynı zamanda Türkiye'den yaptığım bir alışverişten de hediye olarak pembe folyolu gün şeyleri gelmişti, isimleri gelmişti. Bu ay onları kullandım. Gelecek ay, yani Haziran'da da bunları, Temmuz'da da diğerini kullanmayı düşünüyorum. Haziran'da bunu mu kullansam, çiçekliği mi kullansam tam emin değilim ama bakalım. Şöyle. Dediğim gibi format yine aynı. Holografik boyalı olmasının güzel yanı, Allah'ım rengarenk. Umarım net ve güzeldir arkadaşlar. Biraz farklı bir ortamda, farklı şekilde ve acıda çekiyorum çünkü videoyu. Ağzım, yüzüm, burnum çıkıyorsa da kusura bakmayın lütfen. Yine kontrol listelerimiz, bayraklarımız, fiyonklarımız, dekoratif kısmı, dekoratif etiketler. Hava çok gözünüze doğru sokun. O yüzden ekip gitti. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Topluyor mu? Toplayıp toplamadığını tam da göremiyorum ama. Galiba holografik foil'de olduğu için biraz da şey oluyor. Bana net değilmiş gibi geliyor.
Çok güzel mailler arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Bunlarla çok güzel haftalık planları, hatıra günlüğü planları yapacağım. Ve umarım hepsini sizinle paylaşacağım. Bunda dekoratif etiketleri kendisinden geliyordu. O yüzden ekstradan almadım. Bak, aslında bakılırsa bu daha pahalı gibiydi ama ekstradan dekoratif etiketi ve tarih etiketleri geliyor arkadaşlar. O yüzden bu daha ekonomik olmuş oluyor. Ama o da çiçekli falandı. Ben bunları Mayıs'ın başında ya da Nisan'ın sonunda almıştım yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çiçekli bir şeylerim de olsun istemiştim. Pardon. Şöyle. Bunlar da tarih etiketleri ve alt tarafında da yine küçük ikonlarımız var. Bunların tamamı kalp şeklinde kesili arkadaşlar. Şöyle çıkartabilirsem. Şöyle. Şimdi ben şu anda defterimi kaybettiğimi fark ettim. Stoloji defterimi normal uzun günlük yazacağımda kullanıyorum arkadaşlar. Şey ise pardon. Lösyumumu ise günlük ajandam olarak kullanmaya başladım. Hobonichi'mi içimi artık elim gitmiyor, kullanamıyorum. Başka bir videoda detaylı olarak anlatırım. Muhtemelen şu anda anlatırsam ağlayacağım çünkü. Şu şekilde yine bunun şeyini gösteririm arkadaşlar size bir gün. Hangi sayfasında ne var, ne şekilde kullanıyorum diye. Şimdi defterimizin yeni bir sayfa açalım. Bugün pazartesi. Defterimin burasına ve şunun da boş bir sayfasına, çünkü dediğim gibi bu açık renkli, bu koyu renkli. Bantlardan birer örnek geçeceğim ve bantların ne şekilde göründüğünü de göstermek istiyorum size. Bu şekilde. Bunların altları çok şey değil arkadaşlar. Lösyumda da çok değişeceğini sanmıyorum görünüşlerine. Çünkü şey olmuyor. Şu alttaki kare çıkmıyor. Renkleri koyu olduğu için bantların renkleri. Sadece şunlarda birazcık çok hafif gözüküyor. Bantlarımız bu şekilde. Şu set olarak aldığım. Bunlarsa ayrı aldıkları. Ton farkları da buradan görünebiliyor. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.